Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere ışık ve ses konusunda soru çözümleri yapacağım. Toplamda 15 soru hazırladım. Fakat sorulara geçmeden önce ışık ve ses arasındaki farklar ve benzerliklerden bahsetmek istiyorum. Şunu kenara alalım. İlk önce farkları konuşalım. Neden böyle bir giriş yapıyorum? Eğer ışık ve ses arasındaki farkları ve benzerlikleri iyice öğrenirsek soruları daha kolay çözeriz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki bulbularetten sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Hemen başlayalım. Işık ışınları boşlukta, havada, saydam maddelerde yayılır. Şu kelimeye dikkat edelim, boşlukta. Yani havasız ortamlarda bile ışık ışınları yayılabilir. Örneğin güneşin ışınları uzaydan geçerek bize ulaşıyor. Biliyorsunuz uzayda hava yok. Demek ki ışık ışınları havasız bir ortamdan geçebiliyor. Ama ses havasız ortamlarda yayılmaz. O yüzden güneşteki patlamaların sesini biz dünyadan duymuyoruz. Çünkü oradaki ses bize ulaşmıyor. Ses katı, sıvı ve gaz maddelerde yayılıyor ve bunların içinden geçebiliyor. Yani bir duvarın içinden geçip öbür odadaki, farklı odadaki bir sesi biz bu odadan duyabiliyoruz. Ama ışık ışınları her maddeden geçemiyor. Örneğin opak maddelerden geçemiyor. İşte yarı saydam maddelerden az geçiyor. Bunları az sonra da açıklayacağım. İkinciye bakalım. Işık ışınları doğrular boyunca yayılır. Ama ses dalgalar halinde, dairesel dalgalar halinde etrafa yayılıyor. Örneğin durgun bir suya bir taş attığınızda taşın attığınız yerin etrafında ne oluyor? Böyle dalgalar şeklinde uzaklaşıyor, değil mi? Aynı buna benziyor. Ses kaynağından etrafa bu şekilde dalgalar halinde yayılıyor. Üçüncü olarak opak maddelerden geçemez. Dediğim gibi başka bir odadaki bir yanan ışığı biz farklı bir odada göremiyoruz. Niye? Çünkü duvardan geçmiyor ışık ışınları. Ama ses opak maddelerde de yayılıyor. Az önce de söylemiştim. Farklı bir ortamdaki sesi biz duyabiliyoruz. Ses kaynağını görmesek bile o ses duvarlardan geçerek bize geliyor. Dördüncü olarak ışık ışınlarının hızı büyüktür. Yani ses dalgalarına göre daha fazladır. Işık ışınları yayıldığı ortama göre farklılık gösterebilir. Ses dalgalarının yayılma hızı ışık ışınlarının yayılma hızından daha küçüktür, daha azdır. Ses dalgaları da yayıldığı ortama göre farklılık gösterir. Aslında bu ikisi birbirine benzerlik var burada. İkisi de yayıldıkları ortama göre farklılık gösteriyorlar. Ama hızlar bakımından birbirinden farklı. Işık ışınları daha hızlı, ses dalgaları daha yavaş. Beşinci olarak doğrusal bir yol izlediği için daha hızlı yayılır. İşte bu hızın sebebi. Işığa göre daha yavaş yayılır. Zaten üstteki maddeyle birlikte söylemiştik. Altıncı olarak görmemizi sağlıyor ışık tabii ki. Ses ise duymamızı sağlıyor. Peki arasında ne gibi benzerlikler var? İkisi de enerji türü. Yani ses de ışık da bir enerji türü. Bu yönden birbirlerine benziyorlar. Farklı kaynaklar tarafından oluşturulabilir. Her ikisinde de işte biliyorsunuz doğal ışık kaynakları var örneğin. Yapay ışık kaynakları var. Seste de aynı şekilde. Doğal ses kaynakları var. İşte yapay ses kaynakları var. Yani farklı kaynaklar tarafından oluşturulabiliyor. İkisi de bir engelle karşılaşmadığı sürece her yöne yayılıyor. Bu yönden de benziyorlar. İkisi de her yöne yayılıyor. Birisi yalnız ışınlar şeklinde doğrusal olarak yayılıyordu. Diğeri dalgalar halinde ama sonuçta her yöne yayılıyorlar. Etkileri farklı olmasına rağmen ikisinin de yol açtığı kirlilik sağlığımızı olumsuz etkiler. Tabii ki ışık kirliliği ve ses kirliliği sağlığımızı etkiliyor olumsuz şekilde. Teknolojik gelişmeler iki enerji türünün de etkisini arttırmıştır. Özellikle günümüzde teknoloji çağında ikisinin de etkisi arttı. Her yerde her zaman kullanıyoruz. Şimdi artık sorularımızı çözebiliriz. Birinci sorumuz. Gölge boyu aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Işığın konumuna, cismin boyuna, ışığın cisme olan yakınlığına, cismin rengine. A, B ve C'ye bağlıdır ama cismin rengiyle gölge boyu arasında herhangi bir ilişki yoktur. Buna bağlı değildir. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. İkinci soru, isterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Güneş tutulması olayında Ay'ın gölgesi dünya üzerine düşer. Doğru. Çünkü Ay'ın gölgesinin düştüğü yerlerde güneşi göremez insanlar ve bu güneş tutulması olur. B. Güneş ve Ay tutulması olayları belirli aralıklarla tekrar oluşur. Doğru. Çeşitli aralıklarla oluşuyor sürekli.
C. Güneş tutulurken dünyanın her tarafı karanlık olur. İşte bu ifade yanlış. Çünkü güneş tutulmasında sadece ayın gölgesi kadar olan, çünkü araya ay giriyor. O bölgedeki insanlar güneşi göremediği için güneş tutulması o bölgede yaşanır. Ama dünyanın diğer taraflarında güneşi gören yerler vardır. Bu ifade yanlış. Biz bunu işaretledik. Ay tutulması olayında dünyanın gölgesi ay üzerine düşer. Bu da doğru. Geçelim 3. soruya. Yıldızlardaki büyük patlamaları neden duymayız? Aradaki uzaklık fazladır. Değil. Uzayda maddesel ortam olmadığından, patlamalar şiddetli olmasına rağmen çok ses üretmez. Oluşan sesin frekansı düşüktür. Doğru cevap B şıkkı. Az önce anlatmıştık. Havasız ortamda yayılmıyordu. O yüzden uzayda maddesel ortam yok. Hava yok yani. Herhangi bir madde yok. O yüzden ses dalgaları geçemiyor. Bize ulaşamıyor. 4. Sesin gaz ortamlarda katı ortamdan daha yavaş yayılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yine bakın videomuzun başındaki farklar konusunda bunu söylemiştik, değil mi? A. Sesin enerji oluşu değil. Katı ve gaz ortamların molekül yapısı. İşte cevabımız bu olmalı. Çünkü katı ortamlarda tanecikler, yani moleküller birbirine çok yakın olduğu için ses daha kolay yayılıyor. Ama gaz ortamlarda o tanecikler birbirlerinden uzakta olduğu için katıya göre daha yavaş ilerliyor. Cevabımız B şıkkı. C ve D'ye de bakalım. Sesin titreşim sonucu oluşması bununla ilgili değil. Sesin dalgalar halinde yayılması, sonuçta her yerde dalgalar halinde yayılıyor. O zaman bu da değil cevap. Beşinciye bakalım. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir diyor. Bakalım, cam, saydam madde doğru. Işık ışınları kolayca geçiyor. Tamamı geçiyor. Buzlu cam yarı saydam madde. Birazını görüyoruz ışınlarımızın. Hava yarı saydam madde. Bu yanlış. Çünkü hava saydam bir maddedir. Örneğin güneşin ışınlarını çok net görüyoruz, değil mi? O zaman C şıkkını işaretleyelim. D. Kitap saydam olmayan madde. Yani opak maddedir. Evet, ışınların geçmediği bir maddedir. 6'ya bakalım. Işıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bir enerji türüdür. Doğru. Yayılması için maddesel bir ortama gerek yoktur. Yani havasız ortamda da yayılabilir. Bunu söylemiştik zaten. Tüm yönlerde yayılır. Doğru. Saydam olmayan maddelerin içinden geçebilir diyor. İşte bu yanlış. Opak maddelerden geçemiyordu, değil mi? Cevabımız D şıkkı oldu. 7. soru. Ses ve ışık için 1. İkisi de enerji türüdür. Tamam. 2. Yalnız ışık dalgalar halinde yayılır. Bu bilgi yanlış. Biliyorsunuz ses dalgalar halinde yayılıyor. Işık boşlukta yayılır. Ses yayılmaz. Bu bilgi doğru. Yargılarından hangileri söylenebilir diyor. Demek ki 1 ve 3. ifadeler doğru. Cevabımız 1 ve 3 olacak. C şıkkını işaretledik. 8. Ses ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yayılması için maddesel bir ortama gerek yoktur diyor. İlk cümlede hemen bulduk cevabı. Çünkü bu ifade yanlış. Çünkü sesin yayılması için maddesel bir ortam gerekiyor. Hava gerekiyor, işte katı bir madde gerekiyor, sıvı bir madde gerekiyor. Havasız ortamda yayılamıyor. Yani A şıkkındaki bilgi yanlış. Biz de bunu arıyorduk. Diğerlerini kontrol edelim. Maddelerin titreşmesi sonucu oluşur. Doğru. Saydam olmayan maddelerin içinden geçebilir. Doğru. Duvardan geçiyor. Bir enerji türüdür. Bu da doğru. 9. soru. Işık ve sesle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Işık hızı ses hızından büyüktür. Doğru. B. Işık doğrusal, ses dalgalar halinde yayılır. Doğru. Ses ve ışık bir enerji türüdür. Doğru. Ses havada ışıktan hızlı yayılır diyor. Yanlış. Tam tersi. Işık daha hızlı yayılıyordu. Cevabımız D şıkkı. 10. Sesin yayılma hızı aşağıdakilerden hangisinde iyi iletenden kötü iletene doğru sıralanmıştır? Ne demiştik? Katılarda daha kolay yayılıyor, daha hızlı yayılıyor. İkinci olarak sıvılarda ve üçüncü olarak gazlarda. Buna göre değerlendirelim. Katı madde nerede var en başta? Tahta. Bakın C şıkkında. Daha sonra sıvı madde su ve en son hava. Doğru sıralama C şıkkında olacak. C şıkkını işaretleyelim. 11. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış cisimdir? Şimdi aydınlatılmış cisim neydi? Kendisi ışık kaynağı olmadığı halde başkasından aldığı ışığı yansıtıp sanki bir ışık kaynağıymış gibi görünen cisimlere söylüyorduk. Tabii ki bunların içinde bu tanıma uyan ay var. Şimdi floresan lamba bir ışık kaynağıdır. Yapay bir ışık kaynağıdır. İnsanların yaptığı.
Ama sonuçta bir ışık kaynağıdır. Aydınlatılmış cisim değildir. Güneş de zaten aynı şekilde. Yıldızlar da ışık kaynağı. Ama ay kendisi bir ışık kaynağı değil. Herhangi bir ışık yaymıyor. Sadece güneşten gelen ışık yansıdığı için biz onu böyle geceleri baktığımızda aydınlık görüyoruz. Bunlara aydınlatılmış cisim diyoruz. 12. Gece sokak lambasının altında aynı boyda 4 çocuk şekilde belirtilen yerlerde duruyorlar. Hangi çocuğun gölgesi diğerlerinden büyük olur? AB uzunluğuyla BC uzunluğu aynıymış. Yani şuradaki AB uzunluğuyla BC arasındaki uzaklık aynıymış. Yani burası bir birimse burası da bir birim. Buna göre hangi çocuğun gölgesi büyük olur? Baktığımız zaman 2 numara zaten ışık kaynağına yakın. Bunun gölgesi kısa olur. 3 numara da aynı şekilde. 1 numara bakın bir birim uzakta ışık kaynağına. Ama 4 numara bir birimden daha da uzakta. O zaman bu 4 numaranın gölgesi hepsinden daha uzun olur. Cevabımız D şıkkı olacak. D şıkkını işaretliyorum. 13. soru. Masa, çanta, kapı gibi cisimler ışık geçirgenliği bakımından hangi gruba girer? Saydam madde, yarı saydam, saydam olmayan madde, ışık kaynağı. Doğru cevap C şıkkı. Saydam olmayan madde yani opak madde diyoruz. 14. Saydam cisimlerle ilgili olarak buradaki ifadeler yargılardan hangileri doğrudur? Bakalım. Işık kaynağının önüne yerleştirildiğinde gölgeleri oluşur. Saydam cisimlerin gölgesi oluşmuyor değil mi? Opak cisimlerin gölgesi oluşuyor. Işığı arka tarafa geçirirler. Bu doğru. İkinci ifadesi çünkü saydam maddeden geçiyor ışık. Üçüncü olarak hava saydam cisimlere örnektir. Aslında şu ifade yanlış olmuş. Saydam maddelere diyelim. Çünkü havayı madde olarak söylememiz gerekir. Bu şekilde düzelttik. Bu da doğru bir ifade. Demek ki 2 ve 3. ifadeler doğru olduğuna göre cevabımız B şıkkı olacak. B şıkkını işaretledik. Son sorumuz. Bulutsuz bir günde yere bir çubuk dikelim. Çubuğun gölgesi günün hangi zamanında en kısa görünür? Doğru cevap kolay bir soru biliyorsunuz. Öğlen vaktinde. Çünkü öğlen vaktinde en dik geliyor güneşin ışıkları, ışınları. O yüzden en kısa göründüğü zaman öğlen vaktidir. Evet bu kadardı. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.